Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz yeniden. Ben İrep Çakır. Yapay zeka çağırıyor. Duyuyor musunuz? Var mısınız dünyayı şekillendiren bu uçsuz bucaksız yapay zeka sektörünün bir parçası olmaya kadınlar, gençler? Biliyor musunuz teknik geçmişiniz ya da eğitiminiz olmasa bile o büyük devasa yapay zeka sektörünün içinde size de yer olduğunu, size de ihtiyaç olduğunun farkında mısınız? Eğitimlerin, bursların farkında mısınız? Kadınlar ve gençler özellikle. Dünyanın geleceğini yönlendiren bu sektörde sizin de geleceğinizin şekillenebileceğinizi biliyor musunuz? Ödüllü yapay zeka gelişim lideri Sedef Akınlı Koçak anlatacak. Altın değerinde ipuçlarıyla sizin için müthiş bir röportaj. Kaçırmayın diyorum. Ve Türkiye'deki yatırımın Kanada'daki ilk adresi Aska Corp Yatırım Danışmanlığı sponsorluğunda Kanada. İşte yapay zekanın dünyada gelişmesine, ilerlemesine üstün katkıda bulunan 100 kadından biri karşınızda. Sedef Akınlı Koçak. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Yeref Hanım. Teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Tamam. Hanımları kaldırıyoruz değil mi? Hep öyle Evet. yapıyoruz biz de. Sevgili Sedef. Şimdi tam da OpenAI, Sam Altman, Microsoft yani dünyanın yapay zekanın ve dolayısıyla da dünyanın geleceğini bu kadar etkileyecek bir alanda nasıl fırtınalı bir hafta geçirdik ve tam da bu haftaya denk getirdik yayınımızı. Ben çok heyecanlıyım. Sen neler düşündün? Evet, gerçekten roller coaster gibi bir hafta sonunu geçirdik. Hepimiz sürekli yayınlar takip ettik. Hem bireysel hem sosyal medyada. Çok değişik şeyler oluyor tabii. Hani bunları takibi, bunların gelecekteki yansımaları ne olacak? Bunları da gerçekten düşünmek lazım. Ama tabii bunlar hızımızı kesmesin. Çünkü teknolojinin ve insanlığın bize ihtiyacı var. Bu teknolojinin gelişimine ihtiyacımız var. Evet, zaten bunu hani bu konuyla detaylarıyla ilgilenenler için ayrı bir böyle yayın başlığında toparlamak lazım belki. Şimdi sevgili Sedef, siz izin verirseniz ben önce sizin başarılarınızın ve aslında yetkinliğinizin çok önemli simgesi olan bir ödülle ve bir sizi anlatarak başlamak istiyorum ki gerçekten bu programın izleyicileri çok sağlam ipuçlarını geleceklerine dair belki iş alanı kendilerini yaratacakları değil mi bu sektöre bu kavrama dair ne kadar yetkin ve özel bir ağızdan dinleyebileceklerini görsünler. Şimdi Kuzey Amerika'da yapay zeka alanında kadın gücünü ödüllendiren Women in AI North America'da ömür boyu başarı dalında aday gösterildi Sedef Akında Koçak. Bu kategori bu sene ilk kez üstelik eklenmişti. Kanada, Amerika ya da Meksika'da olmanız gerekiyor bu ödüle ulaşabilmeniz için. Şimdi yapay zeka alanında olağanüstü katkılarda bulunan seçkin kadınlara yani beyinlere veriliyor aslında bu ödül. Neler etkili derseniz yapay zekaya bu alandaki çalışmalara katkılarınız, sosyal bilimler, insani bilimler ya da ekonomik alanda ölçülebilir bir etki ve etkinliğinizin olması gerekiyor. Liderlik yeteneğinizin ve aktif fikir savunuculuğuyla üstün bir başarıyla bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve de bir kadın olarak yapay zeka alanında bulunduğunuz yere gelmek için hangi zorlukları, hangi engelleri aşmak zorunda kaldınız ve bunları nasıl aştınız? Yani kişisel ve mesleki gelişim yolculuğunuzda aslında bu ödülün, bu adaylığın bir parçası. İşte tam da bu özellikleriyle Sedef Akınlı Koçak bu adaylar arasında yer aldı. Yaşı 47, gencecik. Nasıl Teşekkürler. hissettirdi bütün bu anlattığım başarılar ve yetkinliklerle bu şekilde onurlandırılmış olmak Sedef? Teşekkürler İrep. Öncelikle tabii bir Türk olarak, bir Türk kadını olarak ben çok gururlandım. Ödüle, daha doğrusu bu adayların içinde gösterildiğimi aldığım e-mailde ağlamaya başladım. Çünkü
Gerçekten hani bu alanda yaklaşık işte 10 seneye yakın bir zamandır çalışıyorum. Profesyonel olarak 6 yıldır çalışıyorum. Bunun için bu 6 yılın içinde de hani Kanada ekonomisine, sadece Kanada ekonomisine değil hani dünya ekonomisine de yapay zeka teknolojilerinin nasıl katkıda bulunacağını gösterebilmek, bu işlerde çalışanların bu teknolojilerden nasıl yararlanacağını gösterebilmek, değişik projelerle birlikte, sadece projelerle değil, bu alana girmek isteyen gençlerimizle çalışarak onlara ilham olarak ve daha önce bu alanda çalışan benden daha yüksek seviyelerde olanlarla birlikte onlardan da ilham alarak hani bunları birleştirmek çok önemliydi. Ve bunları savunabilmek, bunları da başkalarının da görmesini sağlamak da tabii onur vericiydi. Özellikle dediğin gibi hani kadın olmam, göçmen olarak Kanada'ya gelmem, tabii bunların da çok büyük etkisi var ve bir Türk kadını olarak çok gururlandım açıkçası. İşte böylesine başarılı böyle bir yıl bir puzzle parçalarını birleştirmiş bir kişi olarak karşımızdasın, bir beyin olarak karşımızdasın. Kadını vurgulamayı seviyorum ama aynı zamanda cinslerin yani cinsiyetlerin üstünde olduğumuzu düşünüyorum beyinlerimiz olarak. Tabii ki kadını vurgulamanın amacı ve anlamı farklı ama bu beyini de vurgulayalım. Tam işte böyle sevgili izleyiciler işte böylesine müthiş bir kişi, bir isim şimdi size müthiş de ipuçları verecek. O yüzden ilk sorumu da şöyle sormak istiyorum. Demin zaten bir çalışma alanı olarak bahsettin. Yapay zeka alanında önce kadın demişken kadınlara ne kadar yer var? Sevgili Sedef, ne kadarı buradayım diyebiliyor? Ya da kadınlar yapay zeka içinde ben buradayım diyebiliyorlar mı? Çok güzel bir soru İrep. Şimdi buna aslında önce bir eğitim alanındaki durumlara biraz bakmak istiyorum ben. Hani bir eğitimci olarak da bununla ilgileniyorum. Son yıllarda üniversitenin yayınladıkları pek çok raporlar var. Bunlara göre kadınların üniversitede yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümlerine veya derslerine katılımı erkek öğrencilere göre hala çok düşük seviyelerde. Örneğin mesela Kanada veya Amerika'da en iyi teknik üniversitelerindeki son 3 yılda yapay zekaya giriş derslerine kayıt yaptıran %60 veya %70 bölümü hala erkek öğrenciler var. Eğitimini bitirip yapay zeka alanına iş başvurularında bulunanların %60'lık ve %70'lik bölümü yine erkek adaylar oluşturuyor. Ve toplam yapay zeka araştırma ve geliştirme alanlarındaki kadınların sayısı %20'yi geçemiyor. Yani bunlar aslında yani rakamlar çok düşük Evet seviyelerde. ama bu neden yani hani daha zeki ya da değiller tabii bunun arkasındaki işte bütün bu aslında gender yani cinsiyet eşitsizliklerini de görebiliyoruz iş alanlarında belki de fırsat yaratamamak, kadının üstündeki farklı sorumluluklar ama belki de tam da bu ödüle aday gösterilmenin kriterlerinden biri var ya bu alanda çalışmak için hangi zorlukları aşmak zorunda kaldınız? Bu soru bile zaten değil mi durumu anlatıyor. Evet, yani çok iyi söyledin. Şimdi kadınların şöyle bir durumu var. Hani hep biz böyle şöyle düşünüyoruz. Yapay zeka veya makine, daha doğrusu yapay zeka alanında söz sahibi olabilmek için veya burada katkıda bulunabilmek için teknik bir alandan gelmemiz gerekiyor. Tamam, bu bir kriter. Ama yapay zekada çalışmanın başka alanları da, yapay zeka alanında çalışılan başka alanlar da var. Örneğin Sevgili araştırma Sedef, geliştirme. şimdi onlara çok detaylı gireceğiz. Ben önce bir şey eksik kalsın istemiyorum izleyicilerimizin gözünde. Sen eğitimci olduğunu da söyledin ve biz bence o tarafı en başından benim de heyecanlı girişimle açıkta bıraktık. Sen şu alanda nerede ve nasıl çalışıyorsun? Yani bu adaylığın zaten yani sen nasıl oldu da hangi çalışmaları yaparak yapay zekanın gelişmesine katkıda üstün katkıda bulunan o 100 kadından biri olabiliyorsun? Tamam, teşekkürler. Şimdi ben Kanada'da Vector Institute diye Kanada'nın 3 tane en büyük yapay zekayı geliştirme enstitülerinden bir tanesinde çalışıyorum. Ben bu enstitüye 2018 yılında girdim. 2018 yılında endüstri projelerini, yapay zeka endüstri projelerini yönetmek üzere işe alındım.
Bu enstitünün scientific direktörü, yapay zekanın daha doğrusu machine learning godfather'ı dediğimiz Geoffrey Hinton. Onun hayalleriyle kurulan bir enstitü. Ve bu enstitüden iki tane daha var. Bir tanesi Montreal'de, bir tanesi de Edmonton'da. Bu enstitüler Kanada'nın Pan-Canadian AI Strategy dediğimiz, yani 2017 yılında Kanada'nın dünyanın ilk AI strateji, ilk National AI stratejisi kapsamında kurulan ve Kanada'daki yapay zekayı ve makine öğrenmesini, research'ünü geliştiren üç tane enstitülerin bir tanesi. Bu enstitüde endüstri odaklı bir bölümde çalışıyorum. Buradaki endüstri şirketleri var. Bu şirketlerdeki insanların ve bu şirketlerdeki yapay zeka ile ilişkili veya ilişkili olmayan fakat problemlerini yapay zeka teknolojileriyle çözülebilecek olan projeleri bulup onlara yardım ediyoruz benim çalıştığım birimde. Şimdi birincisi bu. Endüstride nasıl bir problem var? Bu problemler yapay zeka teknolojileri nasıl çözülebilir? İkinci alanımda geçen sene direktörlüğünü üstlendiğim profesyonel gelişim. Yani bu endüstride çalışan insanların kendilerini bu alanda, bu projelerde nasıl çalışabileceklerini, bu teknolojilerle nasıl çalışabileceklerini öğrenmek için teknik eğitimler düzenliyoruz Vektör Enstitüsü'de. Bu eğitimleri düzenlenen bir bölümünde direktörlüğünü yapıyorum şu anda. Peki bu süreçte, yani bu noktaya gelene kadar senin en büyük zorluğun nasıl oldu ve nasıl aştın? Hem kadın hem göçmen, yeni ülke, kaç yaşında göç ettin? Hangi birikimle göç ettin ve bu noktaya nasıl geldin? Hangi zorlukları aşıp? Evet. Aslında çok güzel bir soru. 2011 yılında Toronto'ya göç ettik. İlk geldiğimizde tabii önce ülkeyi tanımıyorsunuz, farklı bir kültürde boğuşuyorsunuz, eğitim, daha önce gördüğünüz eğitim farklı. Aslında ben daha önce 3 yıl Amerika'da oturmuştum. Hani oranın verdiği bir bilgi birikimi, bir teknoloji birikimi var. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm, ondan sonra tekrar Kanada'ya döndüm ve doktora eğitimimi tamamlamak için. Doktora eğitimimi tamamlamak, tabii doktora eğitimimin aslında beni bu zamana taşıdı aslında diyebilirim. Çünkü Kanada, Toronto'da, Toronto Metropolitan University, eski adıyla Ryerson University'de doktoramı tamamladım. Veri bilimi ve analitiği laboratuvarında. O zaman tabii yapay zeka, daha doğrusu hani makine öğrenmesi bu kadar geliştirilmemişti demeyeyim ama bu kadar bilinmiyordu. Daha çok büyük veri, işte big data üzerine çalışılıyordu. Ben de bunları birleştirerek, benim çalışma alanım aslında sustainability, yani environmental sustainability ve bu çevre ve sürdürülebilirlik konusu ve buradaki yapay zekanın kullanımı. Evet. Evet, yapay zeka nasıl bunlara yardımcı olabilir, bunun üzerine araştırmamı yapıyordum ve tabii bu bana bir teknik altyapı da kazandırdı. Ha, benim computer science background'ım var mı? Hayır, benim computer science background'ım yok. Ama ben kod yazmayı 35 yaşında öğrendim. Tabii bunlar çok birazcık emek sarf ettiren işler ama hani kod yazmadan da, tekniği çok çok teknik alanda olmadan da yapay zekaya nasıl katkıda bulunabileceğimizi birazdan seninle konuşacağız. Ama dediğim gibi hani bunlar beni birazcık bu ortama hazırladılar. Tabii supervisor'ımın çok büyük etkisi var. Rice Üniversitesi'nin teknik altyapısının çok ve eğitim kalitesinin de bunlara çok büyük faydaları vardı. Peki o zaman sektör olarak, hani yapay zekaya bir sektör olarak baktığımızda görüyorum ki iş alanları çok çok geniş bir yelpazede. Bunun ipuçlarını verdin. Çok çeşitlilik var. Onları anlatabilir misin? Yapay zeka sektörü, bunun içerisinde yer almak isteyecek bir insan için ne kadar geniş iş alanları, konu alanları, başlıkları? Evet, aslında şimdi yapay zekayı şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya yani ben bunu hep söylüyorum, başka yerlerden de duymuş olabilirsiniz. Yapay zeka bir takım oyunu. Yapay zekayı bir takım oyunu olarak düşündüğümüz zaman bunun içinde işte ne bileyim politikası var, teknolojisi var, veri bilimi var, etiği var,
Sosyal alanları var. Çünkü bu bir teknoloji ve bu teknolojinin sosyal alandaki etkileri var. Başka ne bileyim marketingdeki etkileri var. Veya insan sağlığındaki etkileri var. Veya işte ne bileyim human resource alanındaki etkileri var. Hani bütün bunları düşündüğümüzde yapay zeka aslında bir takım oyunu her zaman. Ve bu şekilde de bir proje yönetimi var. Yapay zeka teknolojilerinin birlikte kullanıldığı zaman bunların bir geliştirilmesi var. Bu geliştirilmeyi de yönetecek proje yöneticilerine de ihtiyaç var. Yani bunu tamamen bir takım gibi düşündüğümüz zaman ve Kalabalık da bir takım pazarlamadan yani. Bayağı kalabalık bir kalabalık bir evet. takım ve her alandan değil mi? Yani bir iş alanına, bir sektöre baktığımızda hemen hemen her alandan ekibe adam katmak, can katmak zorundayız ve onların Evet. ortak aklıyla ancak yapay zekanın gelişmesi ve ilerlemesi doğru ve biraz sonra da konuşacağız hani o etik yönleriyle yapılabiliyor. Evet. Evet. Yani bunu dediğim gibi sadece işte 3 tane data scientist alıp da bu projeleri yönetmeye çabalayan tabii şirketler de var. Ama bizim hep söylediğimiz bunu bir takım oyunu olarak görüp yapay zekanın etiği, politikası, proje yönetimi, kullanıcı denetimi ve kullanıcı tasarımı. Çünkü en sonunda bu projeler bitirdiği zaman, bu ürünler geliştirildiği zaman bunların bir kullanıcıları da olacaktır. Bunlarınla ilgili tasarlanmaların da yapılması gerekiyor. O Uçsuz, yüzden bu şekilde düşünmemiz evet gerekir. uçsuz bucaksız bir alan gerçekten. Peki şimdi az önce söylemiştin hani kadın teknik geçmişi olması gerekmiyor diye. Yani teknik rollerle kısıtlı olmadığını anlıyorum Evet. zaten. Teknik geçmişi olmayan kadınlar nasıl katkıda bulunabilirler? Tam o soru konuya girmiştik. Biraz şimdi burada netleştirelim. Hem kadınlar için bunu anlatmanı özellikle istiyorum. Aynı zamanda gençlerin de bu noktadan sonra bu işlerin bu kadar hızlı ilerlediği bir dönemde yapay zeka çalışmalarına ve gelişmelerine gençlerin de ne kadar farklı açılardan katkıda bulunabileceklerini ve kendilerine burada gelecek arayabileceklerini söyleyebilir misin? Tabii ki. Şimdi özellikle hani kadınlar veya gençlere de yine buradan seslenelim. Eğitim ve beceri geliştirme ve mesleki eğitim önemli. Yani hani kendi eğitimlerini, mesleki becerilerini kazanmış olabilirler ama buna ek olarak ne bileyim devletin sağladığı, özellikle Kanada'da hani devletin sağladığı postgraduate eğitim ve mesleki gelişim kursları var. Üniversitelerde olabilir, kolejlerde olabilir ve bunları destekleyici programlar da var. Bunlara katılmalarını öneririm özellikle. Bunların hepsi paralı programlar mı Sedef? Çok önemli. Yoksa devletin yani devlet bu kadar teknolojiye, inovasyona hani önem veriyor diyoruz, yatırım yapıyor diyoruz Kanada devleti için. Bu konuda Doğru. da bu kapılar açık mı? Şimdi kadınlara özellikle olan bazı eğitimler bedava. Yani birkaç tane örnek vereyim. AI for Good veya AI for All gibi inisiyatifler var. Bunlar işte bazıları üniversite inisiyatifleri, bazıları Kanada devletinin de birlikte sağlanan işte bunların bir fonlar var. Bunlarla birlikte olan eğitim programları. Vector Institute'un yani benim çalıştığım ve benim direktörünün yaptığım bölümün özellikle böyle programları var. Bunlar da parasız. Örneğin 2 yıldır Caregivers and Machine Learning, Women and Machine Learning diye 2 tane program tasarladım ve bunları bütün herkese, dünyadaki bütün kadınlara, daha doğrusu kadınlara, önceki kadınlardı. İkincisi de anneler. Yani bebekleri doğduktan sonra anneler belli bir süre maternity leave'e çıkıyorlar, değil mi? Annelik izni, Ve bu ara, evet. evet, annelik iznine çıkıyorlar. Annelik iznine çıktıkları zaman, hani ben kendimden de biliyorum, belli bir süre bebeğinizle vakit geçirmeyi istiyorsunuz tabii ki, o en önemli varlığınız. Ama ondan sonra hani işe dönme stresiniz başlıyor. İşe döndükten sonra iş alanlarınız ne kadar gelişmiş olabilir, siz biraz geri kalmış olabilirsiniz. Hani bu trendi nasıl yakalayacaksınız? Bunlara yönelik bir program aklımıza geldi ve böyle bir program
düzenledik. Bu işte annelere veya caregiver dedik geçen sene. Hani biraz daha kapsamlı olsun, sadece anneler değil. Çünkü babalar da... Birine bakmakla yükümlülüğü olan herkes, bakım yükümlülüğünde olan evet, aile bireylerini. Bununla ilgili bir program ve bunların yapay zeka ve makine öğrenmesini katkıda sağlayacak bir programdı bu. Ve biz... Kanada Devleti'nden bir grant aldık, bir fon aldık. Ve bu fonu tekrar hani bu programa katılanlara geri vermek açısından böyle bir program. Devam ediyor mu bu senede de olacak mı? Yani izleyicilerimiz arasında sene... heyecanlanıp sizlere ulaşmak isteyenler evet. Eminim olacak. Evet, şimdi bu sene için yapmıyoruz ama 2024'te bu programımız tekrar devam edecek. O yüzden bana ulaşabilirsiniz, LinkedIn'den ulaşabilirsiniz veya benim çalıştığım enstitünün web sayfasına bakabilirsiniz. vectorinstitute.ai. Buradan bu programla ilgili bilgi alabilirsiniz. Yani şu anda şöyle diyebilir misiniz Hedef? Ya yapay zekanın orasından burasından tutup bir şekilde içinde var olmak isteyen bir kadın eğitim hani seviyesi ya da derecesi ne olursa olsun içinde yer alabilir ve bu kaynaklara ulaşması da kolay. Ve şunu yapsın. Evet. Bu kaynaklara ulaşması kolay. Şunu yapması gerekiyor. Biraz araştırması gerekiyor. Yani bütün bu bilgiler tabii internette var ve bana da ulaşabilirler. Ben de gerekli katkıları sağlayabilirim, gerekli yönlendirmeleri yapabilirim. İşte böyle çünkü yani... hani ilham veren isim tam da böyle oluyor. Yeri geldiğinde doğru kişiye omuz vermek ya da elinden tutmak ya da birazcık kapıyı açıp işte yol burada yürü diyebilmek. O zaman gerçekten o ilham veren kişi oluyoruz. Evet. Aslında bir de şöyle mentörlük çok önemli. Yani rehberlik yani mentörlüğe yeterli değeri verilmesi önemli. Yani benim mentörlük yaptığım bir sürü genç yetenek var. Ve benim de mentorluk aldığım benden çok daha kıdemli insanlar var. Bu mentorluk çok önemli. Bir de networklerinin arttırılması çok önemli. Yani şu anda Toronto'da yaşadığım için söylüyorum ama başka şehirlerde de var. Çeşitli yapay zeka ile ilgili buluşma noktaları var. Bu buluşma noktaları internette belirleniyor. Bu buluşma noktalarının çeşitli temaları var. Bu buluşma zamanlarının temaları var. Örneğin işte kariyer odaklı olabilir veya pazarlama odaklı olabilir, insan kaynakları odaklı olabilir. Bu türlü buluşma zamanları var. Bunlara meetup deniyor. Bu meetuplara mutlaka gitsinler. Hani beni ilgilendirmiyor, ben bunlardan anlamıyorum değil ama orada gidip o insanlarla görüşmeleri, o insanlarla tanışmaları ve networklerini arttırmaları çok önemli. Bununla ilgili de benden bir tavsiye. Bence tavsiyenin çok ötesinde bir yol gösterici oluyorsun şu anlattıklarınla bile. Şimdi şöyle bir şeye girmek istiyorum. Yani yapay zeka, ön yargı ve etik, bilim ahlakı gibi konular yapay zekada çok öne çıkan konular ve tartıştığımız, çok da tartışmaya devam edeceğimiz konular. Bu konulara siz nasıl yaklaşıyorsunuz Sedef? Yani bu konunun hızlı ilerlemesi taraftarı mısınız? Daha kontrollü ve bilim ahlakına, etiğe önem verecek şekilde gitmesi taraftarı mısınız? Sizin bakış açınız ne? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi tabii ben her zaman teknolojinin gelişmesinden yanayım. Hani daha önceki teknolojik gelişmelerde de gördük bunları. Hani bunların etiğin veya hani tabii ki özellikle benim çalıştığım Vector Institute'de bir araştırma ve geliştirme enstitüsü. Bütün araştırmalar bu etik kurallarına göre yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor daha doğrusu. Ama tabii teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki bu etik kurallarının veya hani politikaların bir şekilde bu teknolojinin hızına gelişmesi biraz zor gibi görünüyor şu anda. Ama hani biz ne yapabiliriz? Daha önceki gelişmelerden ders alıp hani daha önceki yapılan politikaları bir şekilde bu yeni teknolojilere adapte edip hani biraz daha hızlı gelişimini sağlayabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Tabii etik konusu çok geniş, çok kapsamlı ve biz de çok konuşuyoruz. İşte endüstri liderleriyle görüşüyoruz.
veya araştırmacı liderlerle görüşüyoruz. Çünkü endüstri ve araştırma şu anda hani çok yan yana gidemiyor maalesef. Hani araştırma çok advanced durumda ama endüstri de hani onu yakalamaya çalışıyor. Tabii bunu şeylerden bahsetmiyorum. Teknolojik endüstri firmalarından bahsetmiyorum. Ne bileyim hani finansal sektör olabilir, sağlık sektörü olabilir veya diğer sektörler gibi hani teknoloji olmayan sektörlerden bahsediyorum. Ama tabii bunların birbiriyle konuşması da çok önemli. Yani politikacıların veya bu konuda politika geliştirenlerin, research yapanlar ve bu research'ü kullananlarla komünikasyonu çok önemli. Hani bunu biz de Kanada'da bizim ne bileyim enstitünün içinde bunu da geliştirmeye çalışıyoruz. Yani iki tarafı da bir masaya oturtup hani birlikte konuşup birlikte çözüm üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ve ben burada görüyorum ki hem kadınlara hem de gençlere bu alanda sorumluluk almaları, bu kadar dünyanın geleceğini etkileyecek bir alanda hem yani bu alana katkıda bulunmaları aslında kendilerine de çok büyük hani katkıda bulunup çok özel bir çalışma alanı açabilecek böylesine zengin bir alanda olduğumuzu görebiliyoruz. O yüzden de şimdi hani son bir çağrını dedik ki yapay zeka çağırıyor. Burada da Sedef Akın'da Koçak çağırıyor. Kadınları özellikle gençleri bu sektöre o çağrıyı son senden duymak istiyorum. Evet çok teşekkürler İrep. Dediğin gibi hani lütfen bu yapay zekanın bu yapay zeka teknolojinin bir parçası olun. Çünkü ne kadar heterojeniz ne kadar you know bu türlü başarı hikayelerini gösterirsek ve bu takım çeşitli, oyununa ne kadar çoğulcu, çeşitli, her şeyin evet, içinde. Çeşitli çoğulculuğu katabilirsek bu teknolojilerin gelişiminde de bu teknolojilerin geliştirilirken kullanılan verinin çeşitliliğini, çoğunluğunu arttırabilirsek o zaman da bu teknolojilerin ulaşabildiği, daha doğrusu bu teknolojileri kullanırken etik sorunlarının azalabileceğini görebiliriz ve dediğim gibi lütfen çekinmeyin, lütfen bu teknolojilerin gelişiminin bir parçası olun. Teknik anlamda da olabilirsiniz, teknik olmayan alanda da olabilirsiniz, sosyal alanda da olabilirsiniz, sosyal olmayan farklı alanlarda söz sahibi varsa bunu da bu AI teknolojinin geliştirmelerine katkıda bulunmak için kendinizi katabilirsiniz. Evet, hem kendi geleceğiniz hem de dünyanın aslında geleceğini şekillendirecek bu alanda yapay zekanın çağrısına kulak verin diyoruz yani. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey var. Rol modellerinin ve başarı hikayelerinin artması. Yani ne bileyim benim gibi benden daha fazla bu alana katkıda bulunan insanlar var. Bunların teşvik edilmesi önemli. Yani biz ne kadar anlatırsak bu hikayelerimizi, ne kadar zorluklarını veya pratik yönlerini aktarırsak insanlara, onlar da tabii bu teknolojilerle nasıl yaşanılacağını, nasıl başarılı bir şekilde korkmadan yaşanabileceğini anlamalarını sağlayabiliriz. Tanımaktan keyif aldığım ve başarılarıyla da çok çok mutlu olduğum bir isim olarak sen kendi tarafından bütün bunları anlattın. Çok çok teşekkür ediyorum. Yapay zeka alanında gerçekten pırıl pırıl parlayan, dünyada pırıl pırıl parlayan o liderlerden biri olarak, gelişim lideri olarak. Çok teşekkür ediyorum. Nice başarılara diyorum ve ne güzel hikayeleri burada yeniden paylaşmak umuduyla diyorum. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bu yayınla birlikte kaynak olarak kullanabileceğiniz bağlantıları ve iletişim adreslerini videonun açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın.